Aracımız Volkswagen Passat. 10.1 ekran taktık. Kontağımızı açtık. Aracımız Volkswagen logosuyla açıldı. Cihazımız. Android olduğu için haliyle bir yavaşlık var. Equalizer olayımızda bunda çok iyi bir sistem yapmışlar. Araç bilgilerimizi görüyor. AKV voltaj değerlerini, bagaj açıklığını, kapalığını, sıcaklığını, kapıların değerlerini gösteriyor. Geriye dönüş yaptık. Equalizer'ımızda DSP dediğimiz equalizer'ın koymuşlar. Bas frekansların olduğu bölüm, orta mid frekanslarının yani orta seslerin olduğu bölüm, tiz bölümü ortalama 2, 4, 6, 8, 10, 30 band equalizer gibi düşünün bunu. Altta seçenekler var, rock, pop, jazz. Buradan geri yaptık. Gürültü dediğimiz frekanslar ayarları, load ayarları yani desibel ayarlarını ayarlıyoruz. Filtrelemelerde LPF, HPF olarak ayar koyulmuş. Kişinin oturduğu yere göre sesini dengelemek için ayar koyulmuş. Sağ sol balans, basın da ayarlarını, frekanslarını kontrol edebilmek için ayar bırakılmış. Geriye döndük. Navigasyonumuz, radyomuz. Radyo ikonlarına kısa oluşumlar koyulmuş. Video koyulmuş. 4K seçeneklerini, 4K videoları destekliyor. Ekran çözünürlüğü nasıl, ışık yansımadan. Şöyle göstereyim. Valla Pekin ördeğini bile keserken göstermişler. Görüyorsunuz. Çok net. Geri dönüşümüz. Buradan kaydediyoruz. Android işletim sistemine sahip olduğu için Yandex, YouTube, Google gibi bunların hepsini kullanabilirsiniz. Burada Play Store'umuz var. Play Store'a mail adresi kurduktan sonra hepsini kullanabiliyorsunuz. Ya YouTube'umuzu açabiliyoruz. Bağlantı yok demiş. Bağlandı. Cihaz yeni kurulduğu için güncellemeler falan istiyor. O yüzden üstün babayı açalım. Direksiyon kontrollerimizin hepsi çalışıyor. Buradan YouTube'da iseniz parça değiştirebiliyorsunuz. Direksiyon kontrolden. En sevdiğim parçalarından biri çıktı. Geri vites kameramız. Esnek dediğimiz kılavuz direksiyon hareket etti miydi? Bunlar da hareket ediyor. Bu şekilde.
bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Abimize güle güle kullansın.